Okay. Sind 3,20 bitte. Kann man das so? Danke. Dankeschön. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Oğlum bu nasıl kahve lan? Sanki mercimek çorbası içiyoruz lan kasede. Şimdi arkadaşlar. Merhaba. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Başta ben videoya başlamadan önce size bir kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Çok fazla sıkmak istemiyorum böyle konuşmalarla falan da videoya geçmeden. Ama 1000 tane takipçi arkadaşımız var. Ben abone demiyorum bu arkadaşlara. Çünkü ben ticari bakmıyorum bu videolara kesinlikle. Kazandığım bana yetiyor. Yiyorum, içiyorum, geziyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç de umurumda değil. Yani YouTube'dan gelecek para benim umurumda pek değil. Yani orada da para da beklemiyorum açıkçası. Bu takipçi arkadaşlar, abiler, kardeşlerim var aralarında. İşi bilenler var, bilmeyenler var, meraklılar var, seven var. Yani her türlü arkadaşımız var. Öncelikle şunu demek istiyorum. Ben mesela örneğin bazı videolarımda eleştiriler almaya başladım. Çok önemli değil. Eleştiri tabii ki. Eleştiri yapacaksınız. Ben de bunun karşılığında cevabını veririm. Çünkü cevabını vermeyeceğim hiçbir tane videonun kesinlikle videoyu yayınlamam. Yani verebileceğim bütün cevapları vermeye çalışırım size. Kötü eleştiriler de olabilir ki buna da kesinlikle açığım ama kesinlikle küfüre karşıyım çünkü burada benim ailem de izliyor. Saygılı olalım arkadaşlar. Saygı çerçevesi içerisinde bunları izleyelim, dinleyelim, görelim. Ben burada dediğim gibi ticari bakmıyorum ki olaya. Ben bir şeyler yaşıyorum ve sizinle beraber bunu paylaşmak istiyorum. Siz de izleyin arkadaşlar. Yani bu sevmeyebilirsiniz. Çünkü abi ya, videolarda herkese yönelik ben video çekemem. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yani ben şimdi bu gözlüğü takıyorum diye eleştirilecek olanlar var videoda. Vay efendim sen konuşuyorsun da o gözlükler niye saygısızlık yapıyorsun gözlükle? Ya arkadaşlar ben şimdi gözlüğü çıkartayım. Vay arkadaşlar güneş var da sen niye o gözlük takmıyorsun diye eleştirilecek adamlar var. Yani bu bir örnek. O yüzden herkese yönelik ben video çekemem. Herkesin düşüncesine göre bir video çekemem. Vallahi o yüzden videoların devamı gelecek. Siz şimdi bu video biraz sonra izleyeceğiniz videoyla beraber bir ETS küçük arkadaşlar bilirler, büyükler oynar. Bir ETS kıvamında video koydum. Çekim bu şekilde hep olmayacak. Ama bu seferki çekim böyle yapmak istedim. Dakine iki tane çekim de yapacağız. Ondan sonra bu baba nereye bakıyor? Neyse. ETS şeklinde bir çekim yapacağız. İnşallah bundan sonraki devamı gelecek videoların. Sadece küfür etmeyelim. Saygılı olalım birimize. Ben de daha da devam edeyim videolarıma. Yoksa dediğim gibi ben bundan bir ticari kazanç beklemiyorum. Sadece videolarda küfür istemiyorum arkadaşlar. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Küçüklere ve büyüklere, abilerime ve kardeşlerime. Hadi görüşmek üzere. Bu arada Frankfurt'tayım. Frankfurt'ta yani bunu da şöyle söylemek istiyorum. Abi ben hafta sonları 45 saat biz fotoğrafta 45 saat istirahat yapmak zorundayız. Ben bu 45 saati yaparken ben arabanın içinde abi zaten haftanın 5-6 günü tenekenin içerisinde duruyorum. Ben bu tenekenin içerisinde dururken de tutup da yani hafta sonu bir zamanım varsa kusura bakmasın kimse abi ben orada duramam. Gezerim dolaşırım. Ben bunları seviyorum. Bazı arkadaşları görüyorum abi adam zaten haftanın sonu hani bir ya 5 gün boyunca trafik araba adam hafta sonu duruyor arabanın içinden çıkmıyor dışarıya. Ben öyle değilim arkadaşlar. Geziyorum dolaşıyorum. Burası Frankfurt. Frankfurt'a bağlı Hanau. Kasaba, şehir diyelim, ilçesi diyelim, bilmiyorum da işte böyle bir yer değil. Burada geziyorum, kahvemi içtim, bir şeyler de yiyeceğim. Ondan sonra arabama gideceğim, istirahatime bakacağım. Size de video hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın, selametle kalın. Ciao. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir şey yükledik ama salça mı yükledim, ne yükledim bilmiyorum. Bakayım bir ne yüklemiştim. Yalnız arya arkadaşlar
Burası buz gibi buz. Şu an 3 derece. Valla ne yüklü bilmiyorum. Ketçap veya salça gibi bir şey herhalde. İndirirken öğreneceğiz. Almancamız da yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koruma desteklerini koyuyorum. Bu zımbırtıları da taklayınca herhalde tam oluyor galiba bu işler. Ben de yeni öğreniyorum. Şimdi hoppa. Şimdi kapımızı da kapatıyoruz. Soğuk soğuk. Şimdi bu mühürü verdiler bana. Tak dediler bu mühürü. Takarız. Sıkıntı yok dedik aga. Bizim mühürden korktuğumuz yok. Ama bu böyle mi takılıyor? Yok böyle takılıyor. Herhalde. Yok. Böyle takılıyor. Ha doğru yok lan. Koskoca ok işareti var be. Geri gelmiyor valla. Mühür de taktık aga. Bu kapı bir daha açılmaz usta. Arabamızın etrafını şöyle bir geziyoruz. Bakıyoruz. Her şey tamam mı? Tamam. Evet. Bu fabrika bebeler. Burada üretim yapılıyor. Ne fabrikası olduğunu öğrenemedim lan. Gelmemle. Bu arada termokine felaket. Çorap için kusura bakmayın. Biraz dağınık. Ay. Navigasyonu koyalım reis. Bu önemli bizim için. Gözlüklerimizi takalım diye. Çünkü inan acayip bir sıcak var. Şu anda bakın ne yazıyor biliyor musunuz şurada? Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama 40 derece yazıyor ya. 40 derece. 40 derece ne demek biliyor musunuz ya? Almanya için korkunç bir rakam ya. Bunlar kafayı yediler ya. Bunlar şu anda bunlar alışık değiller biliyor musunuz? Böyle bir şeye. Hani böyle bir soğuk sıcağa alışık değiller bizim gibi. Yani bunlar kaç sene 2-3 senedir böyle sıcak oluyormuş. Kafayı yediler. Adamların ırkının rengi değişik. Sarı beyaz bunlar genelde böyle. Tavuk rengi. Bunlar yakında böyle bizim gibi kara kuru esmer olacaklar. Bunlar evraklarımız arkadaşlar. Götüreceğimiz mallarla ilgili. Evraklarımız. Evraklarımızı alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları da evrak dolabımıza koyuyoruz. Sonra navigasyonumuzu ayarlamıştım zaten. Telefonu da şöyle koyayım. Oops. Şöyle yapalım. Hatta şunu da takıyoruz. AUX kablosunu. Müzik dinliyorum genelde buradan böyle kendi müziklerimi. Çünkü buradaki kanallar biraz şey. Bir soğuk su içelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hak ettim ben soğuk su. Çok sıcak. 40 derece arkadaşlar ya. Korkunç bir şey bu. Ay. Kapağı ondan nasıl kapatayım? Vitesimizi takıyoruz. Ay. Emniyet kemeri olmazsa olmaz arkadaşlar buranın. Bu da Türk usulü bir emniyet kemeri. Burayı şehir içine böyle yaklaştığım zaman çıkartıyorum artık. Çünkü bazen insana daraltı geliyor. Daraltı geldiği zaman çıkartmak zorunda kalıyor. Yani anlıyorsunuz işte site. Evet. Yolculuğumuz şu anda Münih'teyiz. Münih'in bilmiyorum bir tane kasabası. Almancayı öğrendiğim zaman size isimlerini de sayacağım. Tamam abi sen düzenle o rotayı bize. Münih'in şimdi bir adresindeyim. Almanca öğrendiğim zaman bunları da yazacağım, söyleyeceğim size. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Hamburg'a gidiyoruz. Hamburg. Hamburg nerede diyeceksiniz. Frankfurt'tan yukarıya doğru çıkacağız işte tepeye. Almanya'nın tepelerinde bir yer bu. 790 kilometre. Burada her şeyi yazıyor navigasyon. 790 kilometre yolum var diyor. 9 saat 53 saat sürecek yolculuğun diyor. Ama tabi arada benim pauzelerim, dinlenmelerim, stau'lar var. Stau dediğimiz trafik. Almanya'nın da olmazsa olmazlarından. Şöyle. Evet. Sağa baktık. Sola baktık. Tekrar sağa baktık ve yolumuza girdik. Şimdi güzel bir köy yolu arkadaşlar burası. Burada ben susacağım.
tamamen yol konuşacak. Çünkü dar, çok dar. Karşıdan tırlar da geliyor ve köy yolu burası. Taksiler, yani şu alanı taksilerle paylaşamıyorum. Aynadan baktığım zaman sıfır oluyor. O yüzden burada ben size sadece yolu izlemenizi tavsiye edeceğim. Çok güzel iki tane köyden geçeceğim. Köydeki bahçelere, balkonlardaki çiçeklere, evlerin yapım biçimine falan bir bakın. Çok hoşuma gitti benim. Siz de nasıl diyeyim ben size? Siz de böyle keyifle seyredin arkadaşlar. Ben ne görüyorsam siz de onu görün. Bence çok hoş. Keşke başka biri de yapsa ben izleseydim. Gerçi yapan yapıyordur ama ben de izliyorum sağ olsun. Bazı abilerimiz var. Bu işleri yine benim gibi yapıp da sizin gibi böyle meraklı veya yol seven veya işte değişik mekanları görmek isteyen arkadaşlara sunan başka abilerimiz de var. Onlar da Allah kolaylık versin. Yollar açık olsun. Bizim kamyoncuların, tırcıların tabiriyle lastiğine taş değmesin. Bak ben bu tabirle de öğrenmeye başladım. Bunlar yeni olmaya başladı arkadaşlar. Yani bunlar sonradan olmaya başladı bende. Şimdi buraya şimdi yavaş giriyoruz. Çünkü köy alanları burada 50 kilometre, 30 kilometreye kadar düşüyorsunuz normal şartlarda. Şu an 40 kilometreye düştüm. 40 kilometreyle tıkır tıkır gidiyoruz. 30'a da düşebiliriz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben şöyle bahçeleri göstereyim biraz size. Şunu biraz daha kaldırayım. Herhalde daha iyi anlaşılacak. Burası köy. Rotterdam diye açık diyor lan. Unutuyoruz. Hiç söylemiyorsunuz Rotterdam'da açtık bıraktım onu. Ulan alnımızın ortasında kamerayla gel. Sizin için neler yapıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi yani bunda hiçbir çıkarım yok. Tamamen var ya böyle amma hizmet yapıyorum yani yemin ediyorum var ya. Şuraya bak alnımın ortasında kamerayla gidiyoruz ya. Vay ay ay. Rahmetli Ali abi vardı. Gidiyor derdi vallahi. Aynı onun gibi. Öyle gidiyoruz işte Almanya köy yollarında. Yani burası köy yolu arkadaşlar. Ya bu arada camım çok kirli. Ben bu camı bir türlü toparlayıp temizleyemedim. Yapacağım onu da inşallah. Daha arabayı yıkayamadım. Beraber yıkayacağız arkadaşlar. Ben yıkayacağım daha doğrusu. Siz izleyeceksiniz. En çok yapmayı sevdiğiniz şey işte. Benim yapıp sizin izlemeniz gibi. Gerçi sizin de şimdi istiyorsunuzdur. Yani keşke o direksiyon şu direksiyonu ben tutaydım da şu yollarda ben gideydim diye içinizden bir bazılarınızın geçirdiğini çok çok iyi biliyorum. Çünkü hevesli arkadaşlar çok. Genç arkadaşlar bayağı hevesli. Güzel bir şey. Asla ben bu konuda bencillik yapmam. Ben sadece yapıyorum diye başkaları da yapmasın demem. Yapın arkadaşlar. Yani hevesiniz varsa bunu yapın. Yani severek yapacağınız bir işi yapın daha doğrusu. Sazlıkları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi burası çok dar. Ben biraz süratliyim tabii. Biraz İstanbul usulü gidiyorum. Karşıdaki adam şimdi ne yapıyor bu herif? İçmiş mi geliyor mu? Şimdi göbek geldi. Rotterdam'ımızı çekiyoruz. Rotterdam candır ya. Vallahi candır. Yemin ediyorum candır. Gir gelmiyor değil mi kanka? Ha tamam. Ay. Şöyle hoppa. Nerede cuppa? Güzel. Ne oldu abi? Rotterdam'ı yine açık bıraktık. Hayırdır ya ben bugün Rotterdam'ı böyle kolu bırakıyorum. Neyse. Hadi biraz yol seyredin siz bakayım. Ben susayım. We'll be right back.
Evet, şu anda yaptığımız arkadaşlar navigasyona bakmadan bir gaza geldik gittik. İnşallah arkamda kimse var mı? Şimdi burada dönüşü yok arkadaşlar. Bir gittim burada 10 saat şey yapamayız lan. Kavşağa geçtik. Geçince erken uyandım ama neyse ki Allah'tan. Ulan nasıl daldım ya? Yani daldım derken o ara böyle bir navigasyona güneş geldi. Güneş gelince bak kırba gelip arkama girecek ha. Bak gel gel geldi. Bak geri geri geliyorum hala arkama gelip giriyor. Lan gel gel gel. Ha karşıda motosikleti geliyor ya ondan öyle yapıyor. Şimdi ben buradan gidersem arkadaşlar nerede bak 10 kilometre yol gider geri dönmek için. Çünkü yollar çok dar. Köy yolları içinde bazen dönüş yok. Lan yoldan mı çıkacağız ya? Şöyle yapayım. Ben karşı şeride gireyim. Tamam mı? Bak bak bak. En güzeli böyle. Şimdi burada arkadan gelen arabalar tamam mı? Adamlar şaşırıyor. Dengesini yitiriyor. Ben şimdi karşı şeride gireceğim. Sanki karşıdaki arabaymışım gibi gideceğim. Şimdi izleyin. Hem de ona da rahat olur. Ben de karşıda geri gelikmiş oluyorum. Yani yolda ters gitmiş oluyorum. İşin Türkçesi. O gerizekalı orada ne duruyor hala? Malın oğlu. İnşallah çekim kalitesi iyidir yani görüntüsü iyidir. Siz de bu şapşallığıma şahit olmuşsunuzdur. Navigasyonu yani navigasyonla gidiyorsanız arkadaşlar gözünüzü hem yoldan hem navigasyonu ayırmayacaksınız. Ben gibi böyle anında ama güneş geldi yani ekranına güneş gelince ben bir göremedim. O arada da ona da duyamadım abimizi. Çünkü abi orada beni uyarıyor biliyor musun? Sol diyor, sağ diyor. Canını yerim işte. Aa lastiği çıkaracağız lan. Oo. Ah. Tamam. Evet arkadaşlar tekrar devam.
Günaydın arkadaşlar. Şimdi çektim, az önce çektiğim videonun arasından bir gün geçti. Yahu bu Almanya hakikaten karışık bir hava sistemi var burada ya. Yani dün 40 dereceydi, resmen ölüyorduk. Bugün böyle bir soğuk var, 17-16 derece. Vallahi anlamış değiliz. Ama böyle olması daha iyi oldu çünkü hakikaten sıcaktan duramadık yani ya. Klima falan çalıştırıyorsun, bir yandan vuruyor. Bilmem ne yapıyor, bir yandan vuruyor. Böyle iyi ya. Yağsın böyle ya, ufak ufak. Ona göre gideriz yolumuza. Vallahi adresime daha 400 kilometre yol var. Öğlen saatlerinde orada olacağımı düşünüyorum. Saat 1 gibi falan adreste. Terminim saat 11'de ama takograf saatlerime uymam gerektiğinden dolayı 2 saat rotor yapacağız. Bu da tabii benden kaynaklı bir durum değil bu. O yüzden sıkıntı olmayacak. Kısmet bakalım. Yükü boşalttıktan sonra daha neli yükleyeceğiz? Karış karış Almanya'yı geziyoruz. Yağışlı havalarda pek fazla rotardara asılmıyorum. Çünkü rotardara asıldığın zaman sadece çekiciye biniyor yük. Arkadan dorsi itmeye başlıyor. Bu tonajın fazla olduğunda daha tehlikeli durumlar oluyor böyle yağışlarda. O yüzden rotardara... Böyle yağışlarda çok normal yani. Bir kademe ya çekerim ya çekmem. Onun dışında... Yani bir sürüş detayı olarak... Bunu açıklamak hissettim böyle kendimde. Daha kahvaltı yapmadım. Karnım aç ama bir yandan da yapmak istemiyorum. Bilmiyorum ya. ...80 km hız iyidir bu havalarda. Yani 90'lar falan burada tehlikeli olur. 10 kilometre deyip geçmeyin. 10 kilometre arasında çok fark var. O yüzden yağışlı havalarda dikkatli gidiyoruz. Detayı daha söyleyeyim arkadaşlar. Ayna ısıtmalarını açıyoruz bu havalarda. Çünkü yağmur damlaları aynayı kapatıyor. Ayna ısıtmasını açtığınız zaman aynada oluşan sıcak hava... Ya ben nasıl bilimsel konuşuyorum arkadaşlar ya? Ya ayna ısınıyor arkadaşlar. Isınınca yağmur damlaları hemen kuruyor üzerinde. Rahatlıkla daha arka tarafı biraz daha iyi görebilirsiniz yani. Vallahi ya, olayı bilimsel böyle bir açıklamalar filan. Hayırdır oğlum ya, sen kamyoncusun, tırcısın ya. Ay, nasıl arkadaşlar, böyle görüntü güzel mi ya, bilmiyorum. Ben de bilgisayardan filan bakacağım. Eğer
bu tutarsa, yani bunu beğenirseniz böyle bir çekimi, ben de büyük olasılıkla çoğu zaman böyle kullanacağım. Çünkü benim için de rahat oluyor. Gerçi kafam alnımın ortasında bir kamerayla araba kullanıyorum ama olsun be, iyidir. Mübarek güzel yağıyor. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ekolojik köprü. Güzel ya yol. Yalnız yağmurun şiddeti bayağı bir arttı. Yani görüş mesafemi düşürmeye başladı. Şu anda 60 km hıza, hatta yani düşürebilirim ya da 8. Gerçekten görünmüyor yani. Almanya, özüne döndün Almanya. Senin neyine oğlum 40 derece havalardan? Hayırdır oğlum, kendini şaşırdın. Özüne döndün işte ya, sen busun. Vallahi felaket ya. Vallahi fena yağıyor ya. Güzel ama. Severim böyle yağmurlu havaları. Açılın lan. Geldi. Neyse devam. Hiçbir şey göremiyorum ben. Yani 50 kilo, 50 metreye falan düşüyor görüş mesafesi. Arkadaşlar, yağmurlu ortamdan kurtulduk. Kurtulduk da bu sefer de köy yollarına düştük. Şu anda istirahatime 10 dakika var. Yani 4,5 saatlik sürüşün sonunda benim 45 dakika istirahat vermem gerekiyor takografa göre. Ama şu anda işte 4 saat 20 dakika oldu. 10 dakikam kaldı. Yani 10 dakika içinde benim bir yerde park etmem gerekiyor.
yaklaşık 30 kilometredir bir yer bakıyorum ve hiçbir yer göremedim. İnşallah cezaya girmeden bir an önce bir yere gireceğiz ama işte bunu dediğim gibi yani bir park etmem gerekiyor. Bu nasıl park edeceğiz, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Yani son 10 dakikam var. Şimdi E5'e çıkacağız yine, otoban gibi şeyin. Acaba oranın üstüne var mıdır, yoksa da burada da bir yere atayım mı kendimi diye düşünüyorum. Aslında sığmam ki arkadaş. Böyle terslikler olabiliyor. İşte yani 4,5 saati doldurmadan park etmek gerekiyor. Mantıklı olan bu ama biz ne yapıyoruz? Son dakika kaldı mı biraz? Ay. Son dakika kadar gitmeye çalışıyoruz. İnşallah cezaya girmeden paydos ederiz. Hadi yan abi. Yan abi. Son 9 dakika. Bakalım çocuk. Bir tane araba geçti anasını satayım ya. Hepi topu bir tane arabaya mı yandı lan bu? Evet, bir park alanı bulabildik. Park alanı bulduk. 4.26. Arkadaşlar durduk şimdi. 4 dakika kala. Bu arada amına koyayım, buraya da hep böyle sıçmışlar. Neyse. Bir şey atıştıralım mı fak. Bakacağız ona da. Emniyet kemerimizi takalım. Ötme yapmasın şimdi. Şimdi adresimize 550 metre kalmış. Yok. Kevin'e gel. Sanki oradaydı lan. Gerideki yerdi ya, oradaki girişti ya. Neyse, döneceğiz tekrar. Evet. Adresi bulduk. Oh, shit.
maskesi bize takıyoruz. Adresi bulduk şimdi arkadaşlar. Yanaşacağız. Evrak kısımlarıyla falan şu anda şey yapamadığım için sizi götüremedim. Rampa 14 diyor bana. Rampa 14'e yanaşmam lazımmış diyor. Yanaşalım bakalım. Adam da Türk çıktı. Adam bana Almanca bir şeyler söylüyor. Ben böyle mal gibi yapıyorum. Tamam yani küm filan. Kendimce bir şey ezberlemiş iki tane kelime. Tamam onu anlatmaya çalışıyorum. Adam da şey dedi. Ya sen dedi Türk müsün sen? Dedim hay senin Türk diyen o dilini yerim. Sen dedim beni mahvettin abi gözünü seveyim. Arkadaşlar rampa 14. Buraya geleceğiz. Ve buraya yanaşacağız. Nasıl yanaşacağız? Hemen bunu bir arkadaşlarla bir şekilde uygulamalı yapalım. Ben bunu şöyle yapayım diyorum. Gibi bir şey olur. Şimdi kapılarımızı açıyoruz. Vitesimizi boşaltmayı unutmuyoruz. Ama şimdi kapıyı açacağım. Arkadaşlar buz gibi bir hava. Şu anda 30-32-33 derece bir hava var. Yanıyor yani buralar. Şimdi bu mühürü ay canım. Büyük koparma tekniği. Of. Resmen var ya yanıyor. Evet. Burada bunların tutacağı var. Çekiyoruz. Malları dün bıraktığım gibi duruyorlar aynı yerinde. Ama bir soğuk esinti geliyor. Olmaz böyle bir şey. Kızgın. Şöyle biraz düğme bir. Oh. Kızgın kumlardan serin sulara akmak gibi ya arkadaşlar. Hatta hoppa. Yukarı çıkalım. Evet. Allah'tan boyumuz uzun yoksa var ya. Evet. Bunları şimdi kendileri alırlar zaten. Ben almayacağım. Kapıya yanaşacağız. Bu şeyi koyacağız zaten. Ay. Ops. Yanaşıyorum. Bu arada ben evrağı da verecektim ya. Neyse evrağa bakalım. Çünkü şu evrağı vermem lazım. Şöyle yapacağız. Şöyle. Şurada çizgiler var. Görüyorsunuz değil mi? Siyahlığın içinde beyaz çizgiler var. Onlara denk getirmeye çalışıyorum. Herkesi, diğer tata da var. Ona denk getirmeye çalışacağım. Biraz daha bu tarafa doğru gideyim ya. Sanki biraz sağa doğru fazla yanaşık. Hoppa. Şöyle yapalım. Tamam. Yeter. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi topla. Gir altına.